Şimdi tabii 14 Nisan çok farklı bir gün. İnsanlar için 365 günden bir tanesi ama bizim için özellikle Profesör Doktor Haydar Başbey'i tanıyan, bilen insanlar için 14 Nisan tarihi mümkün olmayan bir gün. Haydar Başbey'i tanımak, Haydar Başbey'i anlatmak, tanıtmak İnanın belki dünyanın en zor meselesidir. Çünkü Haydar Başbey'i nasıl tarif ederseniz, nasıl tanıtırsanız eksik kalacaktır. Mesela bir örnek vereyim. Profesör Doktor Haydar Başbey bütün hayatını ama bütün hayatını gençliğinden vefat ettiği ana güne kadar bütün hayatını insan kazanmak üzerine kurmuş bir insan. Çok sık söylerdi. Derdi ki evladım esnaf müşteri kazanır. Müşteri onlara para kazandırır. Sanayici bir mamul üretir, ona para kazandırır. Ama ben insan yetiştiriyorum. İnsan kazanıyorum. Ve o insanı kendi adına hak menfaatine kazandırır. Öyle bir insanın tabii anlaşılması, tarif edilmesi, efendime söyleyeyim, müşahhas bir ete kemiğe büründürmesi de bizim gibi insanlar için gerçekten çok zor. Bir kere Haydar Başbey hayatı yaşarken 1, 3, 5, 7, 10 kişilik yaşardı. Ben kendisiyle çok yakın 12-13 sene sürekli seyahatlerinde bir oldum. Daha sonra da Allah nasip etti. Aynı amaçla birlikte hareket etmeye gayret ettik. Şimdi Adem Bey o günden bugüne soruyorum kendime. Tanıdın mı sen Haydar Hoca'yı? Vallahi tanıyamadım. Keşke tanıyabilseydim. Keşke tanıyıp daha çok istifade edebilseydim. Çok tanıyan oldu. Çok istifade eden oldu. Çok insanı kurtardı. Ben hiç aklımdan çıkmayan çok güzel bir sohbetimiz vardı onunla. Ankara'da Ulucanlar Caddesi'nde bir vakıf binası vardı. Orada şartlar öyle bir ortam oluşturdu ki Baki Hocam, Profesör Doktor Haydar Başbey ve ben kaldık odada. Evladım çay getir, çayınız yok mu dedi. Hemen ben mutfağa gittim. 3 bardak çay aldım geldim. Dedi ki İzzet sen ne olmak istiyorsun? Dedim hocam ben size evlat olmak istiyorum. Tamam dedi başka ne olmak istiyorsun? Dedim hocam adam olmak istiyorum. He dedi. Oğlum adam ol dedi. Adam ol. Ama kimsenin adamı değil. Allah adamı ol dedi. O gün tabii bu sözün bir çok fazla bir mana ifade etmemişti benim için. Aradan yıllar geçti. Profesör Doktor Haydar Başbey için işte ABD ajanı, askerin adamı, İran'ın adamı, şunun adamı, bunun adamı dediler. Biz de Haydar Başbey'in bunların hiçbirisi olmadığını çok iyi bilen bir kadro olarak Haydar Başbey'in misyonunu, vazifesini aklımızın erebildiği kadar, anlayabildiğimiz kadar ifade etmeye çalıştık. Peki kimdi bu Haydar Hoca? Bunu 30 yıllık birlikteliğimizde vallahi anlamamışız. En son kendisi anlattı ve anladık. Dedi ki evladım ben Allah adamıyım. Onun Allah adamının adamlığına binlerce defa şahitlik ettik biz aslında ama biz bunu anlayamamıştık. Yeterince anlayamamıştık. Kamil manada anlayamamıştık. Anlasaydık emin olun ondan çok daha fazla istifade eder. Onu çok daha fazla insana taşır. Onun bu dünya insanlarının onun bilgisinden, kabiliyetinden, becerisinden ve elindeki kıymetlerden daha çok istifade etmesini sağlayabilirdik. Zaman geldi, geçti. Bakıyorsunuz, bugün siyasetin en üst tepesinde olanlar mağduriyetten bahsediyorlar. 1980 darbesinden bahsediyorlar. Kendilerine ne kadar eziyet edildiğinden bahsediyorlar. Ama 1980 darbesinin mağduru Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Hemen onun peşinden geçiyorlar. İşte efendim 28 Şubat olayından bahsediyorlar. 28 Şubat hadisesinin gerçek mağduru
Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Ben size öyle bir anı anlatacağım şimdi, aklınız şaşacak. Kendi damadının askerliğe teslim edilmesi seyahati sırasında Susurluk'tan dönerlerken Profesör Doktor Haydar Başbey'in içinde olduğu konvoyu bir grup uzun namlulu silahlı, güya devlet görevlisi olduğu üniformalarından belli olan, devlet üniforması giymiş olan bir grup Profesör Doktor Haydar Başbey'i alıp hemen yakınındaki Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek istiyorlar. Tabii orada bir arbede çıkıyor. İşte giderdiniz, gitmezdiniz. Niye durdurdunuz siz bu konvoyu? Bu konvoyda Fethullahçı birilerinin olduğu ihbar edildi. Peki bu konvoyda Fethullahçı var mı? Profesör Doktor Haydar Başbey var. Peki kim bu Profesör Doktor Haydar Başbey? Fethullah'ı 1996-97 yılından beri papayla görüşmeye murad ettiğinden, randevulaştığından beri Fethullah'ın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu ifade eden adam. Bakın şimdi orada o günün emniyet müdürüyle, yani o grubun başındaki insanla Haydar Başbey'in arasında geçen bir diyalog. Sen kimsin diyor Haydar Başbey. Hangi hakla benim önümü kesiyorsun? O da diyor ki ben devletim diyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'in verdiği cevap manidar. Ne devleti be? Devlet benim. Ben bu devletin sahibiyim. Sen eşkıya gibi benim önümü kestin. Sen de biliyorsun ki ne Fethullahçı ne de başka bir gayrimilli unsur bu konvoyda yok. Öyleyse gayrimilli unsur sensin diyerek onların geri adım atmasını sağlıyor. Yani en zor zamanında kafasına silah dayanmışken ben devletim diyebilen bir adamdır Profesör Doktor Haydar Başbey. Bunu çok iyi anlamak lazım. Adem Bey, Haydar Başbey'in bütün insanlardan, bütün siyasetçilerden farklı bir şekilde öne çıkaran başka bir vasfı ise ileriyi görebilen, olacak olayları, olan olayların mukayesesiyle olması muhtemel olayları görebilen ve onlara göre önlem alabilen bir insandır. Profesör Doktor Haydar Başbey, Fethullahçı terör örgütü Papa'yı ziyarete gittiğinde demişti ki, bu ne İslam'da var, ne hakta var, ne hukukta var. Bu yanlış bir uygulamadır. Fethullah Gülen aslında millet adına, yaşadığı din adına değil, bizzat gittiği yerin adına, gittiği yerin siyasi hesapları adına, yani Vatikan'ın adına, Vatikan'ın inancı adına, Vatikan'ın dünya siyaseti adına bu işleri yapıyor. Peki bunu nereden anladınız? Çok basit. Hiç kimse sizin ortaya koymuş olduğunuz bir misyonun parçası olmak üzere burada bulunmaktayım diyerek kendi milli menfaatlerine veya dini menfaatlerine hizmet edemez. Oraya teslim olmaya, oranın arzu ve heveslerini Türkiye'de gündem etmeye ve yaşatmaya gitmiştir diyerek aslında ölçüyü koymuştu. Ama bunu Türk siyaseti anlamadı. Türk milleti anlamadı, anlayamadı. Çünkü onların bakışıyla Profesör Doktor Haydar Başbey'in bakışı taban tavana zıttı. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modeli aslında kapitalist sistemi yerle yeksan eden bir sistem. Bugün içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız olaylar da aslında Profesör Doktor Haydar Başbey'in evladım bir sorun mu var? Bir problem mi var? Ya bir yol bulacaksın, ya bir yol açacaksın, ya da yoldan çekileceksin. Mantığıyla ortaya koymuş olduğu hayat gerçekliğidir. Profesör Doktor Haydar Başbey'in birçok tabii üstün vasfı var ama bunu bizim anlatmamız, bizim kelimelerimiz buna kifayet etmez. Mesela bunlardan en önemli olanlardan birisini söyleyeyim ben size. Ben hala anlayamadım. Anlayan arkadaşlarla da, anlamaya çalışan arkadaşlarla da sohbet ediyorum ve anlamaya çalışıyorum. İnşallah anlamak da çok istiyorum. Bir insan düşünün. Evinizde o. Eşinizle birlikteyken o. Çocuklarınızın eğitiminde o. Sizin evlenmenizde o. Sizin çocuk sahibi olmanızda o. Sizin çocuklarınızın ismini koyarken o. Sizin ekmeğinizi, iaşenizi temin ederken o önünüzde, o yanınızda, o arkanızda. Sizin en dar gününüzde o, önünüzde, arkanızda, yanınızda. Sizin aşamayacağınız problemleriniz olduğu zaman, yanına gittiğiniz zaman mutlaka o probleme bir çözüm üreterek
sizi yolculayan, yolcu eden o. Sosyal hayatınızda o, eğitim hayatınızda o, kültürel hayatınızda o, siyasetinizde o, pazarınızda o, bakkalınızda o, manavınızda o. Gittiği anda 14 Nisan'dan sonra bir anda dünya bomboş oldu. Hayat anlamını kaybetti. Ya sen neymişsin kardeşim? Bize ne kadar etki etmişsin? Biz ne kadar işlemişsin? Biz sensiz ne kadar yapamazmışız? Biz sensiz bir hiçmişiz. Gidince anladık. Anladık ama hala da gerçekten biz Haydar Başbey'in hem dünya siyasetinde hem bizim kendi aile hayatımızda hem toplumsal hayatımızda yaptıklarının tam idrakinde değiliz. Bakın çok net bir örnek vereceğim. 2010'lu yılların hemen önünde 2011-2012'li yıllarda Büyük Orta Doğu Projesi denen proje, yani Vatikan Projesi, yani Yahudi-İsrail Projesi, yani Büyük Orta Doğu, Büyük Amerikan Projesi hayata geçirildiği zaman dünyada ve Türkiye'de, Orta Doğu'da bir Alevi-Sünni çatışması arzu ediliyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler bunun üzerine çok ciddi manada hesaplar yaptılar. Libya'yı işgal ettiler. Mısır'ı, Yemen'i, Cezayir'i, Fas'ı işgal ettiler. Sıra İsrail'in en büyük tehdidi olan Suriye'ye geldi. Suriye'de de bir Alevi-Sünni oyunu ile birlikte bu operasyona başladı. Profesör Doktor Haydar Başbey çıktı ta Almanya'da bir konferansında. Dedi ki Alevi-Sünni diye bir şey yoktur. Alevi-Sünni kardeştir. Bunlar aynı dine inanıyorlar. İtikatta da bunların hiçbir farklı yönü yoktur. Kaldı ki Şii dediğimiz Alevi kardeşlerimizin İtikat noktasında bizden fazlalıkları vardır, eksiklikleri yoktur. Dolayısıyla bizim onları gayri İslami olarak ilan edip onlara silah çekmemizin de bir manası yoktur. Kim nahak yere bir insanı öldürürse ebedi cehennemliktir ayetini de okuyarak Esad'ın yaptığını aslında Hazreti Hüseyin'in duruşuyla beraber kıyaslayarak bir ölçü koydu ortaya. O günden günümüze kadar insanlar Alevilikle alakalı, Şiilikle alakalı hiçbir tanesi bu kurum din dışıdır diyemedi, diyemezdi. Çok enteresan başka bir ölçüsü Profesör Doktor Haydar Başbey'in. Her konuşmasında sık sık ifade ederdi. Evladım şu anda özellikle son 2 yılda şu anda Türkiye ve dünya zifiri bir karanlığa giriyor. Biz de zifiri karanlığı ekonomik sıkıntılar, ticari sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, İşte dünyanın içerisinde yaşadığı olumsuzluklar olarak değerlendirerek cahil aklımızla işte şimdi ekonomik sıkıntıya girdi, şimdi zifiri karanlığa girdik diye düşünüyorduk. Ama baktık ki daha önümüzde neler var? Pandemiler var, dolar krizi var, petrol krizi var ve bugün içerisinde yaşadığımız şartlar, pandemiden kaynaklanan ekonomik çöküş var. Yani aslında Haydar Başbey'in zifiri karanlığa giriyoruz, kurtarsınlar bakalım nasıl kurtaracaklar memleketi dediği hadise henüz gelmekte. Şu anda içerisinde yaşadığımız şartlar Haydar Başbey'in zikirli karanlık diye tarif ettiği şartlara adım adım yaklaşmakta. Yaklaşmış değiliz. İçinde bulunduğumuz hal o hal değildir diye düşünüyorum. Peki bunu nereden çıkartıyorum? Bunu şuradan çıkartıyorum. 2002 yılında Bursa'da Kuvayi Milliye toplantıları esnasında Profesör Doktor Haydar Başbey'in 12 metreye 6 metre uzunluğunda bir Türk bayrağının önünde yaptığı, beyaz gömlekle yaptığı çok enteresan bir konuşması var. O konuşmayla müsaade ederseniz bu konuyu da kapatıp bitirmiş olayım. Orada diyor ki Haydar Başbey, ey Avrupa, ey Amerika, ey İsrail, siz Anadolu coğrafyasından Türk milletini yeniden Orta Asya'ya sürmeye niyet ettiniz. Sürmek istiyorsunuz. Bizi birbirimize takıp bize kardeş katili yapmak istiyorsunuz. Sizin maksadınızı ben biliyorum. Bir gün Türk milleti sizin bizimle alakalı kötü emellerinizi ve düşüncelerinizi anlayacaktır. İşte o gün korkun o günden. O gün kendi coğrafyalarınızda rahat yaşayamayacaksınız. Çünkü benim atam Oğuz Kağan gök kubbe çadırım güneş bayrağımdır diyor. Yani Adem Bey, hülasa-i kelam, dünya barış istiyorsa, kardeşlik istiyorsa, arkadaşlık, dostluk, huzur istiyorsa,
benim tanıdığım Profesör Doktor Haydar Başbey'i tanımak zorundadır. Çünkü bugün içerisinde bulunduğumuz şartlar bütün dünyaya hakim bir aklın, iradenin, yönetimin idare etmesinin dışında hiçbir çıkış yolu maalesef görünmemektedir. Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey öyle bir kadro, öyle bir ekip, öyle bir insan yetiştirdi ki bu insan bugünkü ekonomistlerden çok daha iyi ekonomiyi biliyor. Bugünkü siyasetçilerden çok daha iyi siyasetçiyi biliyor. Bugünkü sanayiciden çok daha iyi sanayiyi biliyor. Bugünkü annelerden çok daha iyi anne. Bugünkü babalardan çok daha iyi baba. Bugünkü evlatlardan çok daha iyi evlat. Ya sen ne arıyorsun? Daha sen ne arıyorsun? Profesör Doktor Haydar Başbey, dünyanın sıkıntıları, ailelerin sıkıntıları, evlerin sıkıntıları, sanayicinin sıkıntılarıyla alakalı hangi soruna çözüm bulmadı ki? Burada yapılan hata ve yanlış sizin hem Profesör Doktor Haydar Başbey'e hem de onun kadrosuna maalesef sırtınızı dönmenizdir. Bir önemli konu da şu benim aklıma hemen geliveren. Profesör Doktor Haydar Başbey ile alakalı Fethullah Gülen Papa'ya giderken havaalanında röportaj yapılıyor. Deniyor ki sizin bu eyleminize, Papa ile görüşmenize, dinler arası diyalog misyonuna önüne geçmenize muhalefet eden var mı Türkiye'de? O da diyor ki o terör örgütü başkanı FETÖ, hayır diyor, yok. Sadece küçük marjinal bir grup var ama onu da biz hallederiz diyor. Bu küçük marjinal grubun kim olduğunu, ne olduğunu biz çok değil bir yıl sonra görüyoruz. Yani 98 yılında biz bunu gördük. Amerika Birleşik Devletleri bizzat bu marjinal grubu yok edin diye hem o günkü siyasete hem de o günkü güç sahiplerine talimat vererek bütün Türkiye'de Haydar Başbey'i sevenleri, Haydar Başbey'in arkadaşlarını, Haydar Başbey'in kurum ve kuruluşlarını adeta baskı altına alıp kapatma noktasına taşımaya kalktılar. İşte o yüzden biz diyoruz ki gerçekten insan gibi yaşamak, gerçekten kardeş olmak, gerçekten dünyayı huzur ve barış ortamı haline dönüştürmek sadece ve sadece Profesör Doktor Haydar Başbey'in görüşleri, öngörüsü, onun hayatı, onun yaşantısıyla mümkündür. Haydar Başbey'in bir sözünü hatırlatarak bitireyim müsaade ederseniz. Haydar Başbey diyor ki, biz insanlar olarak yaptığımız ve yapacağımız işlerde her işimizi Allah'ın rızasına endekslersek, onun rızasını kazanma niyeti ve maksadında olursak, ruhumuz da hep o kulvarda ona doğru yücelir. Yaptığın en basit işte bile muhabbet alırsın, zevk alırsın. Çünkü orada senin maksadın Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey de Allah'ın rızasını kazanmak. Profesör Dr. Haydar Başbey'in arkasında ve yolunda sabit kadem olmaktır diye düşünüyorum Adem Bey.